Eğer bir uçak üretiliş amacına göre gökyüzünde uçmazsa yeryüzünde paslanmaya mahkumdur. Geçen gün uçaklarla ilgili bazı gerçekleri öğrendim. Her yıl havadayken yüzlerce yıldırım uçaklara düşer. Ancak ne uçak ne de uçaktakiler zarar görür. Uçağa düşen yıldırım uçağın dış kaplamasını dolaştıktan sonra kanatlardaki özel iletkenlerden havaya aktarılır. Ancak nadiren de olsa ufak tefek yanıklar oluşabilir. Uçak kazalarının büyük bölümü ya inerken ya da kalkış sırasında olur. Bir uçağın havada kaza yapma ihtimali neredeyse çok düşüktür. Çoğu yolcu uçak yolculuğunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Ama pilotlar ise bir uçağın yerde durmasının daha da tehlikeli olduğunu söylüyor. Çünkü uçaklar yerde paslanıyor. Arızalar ve yıpranmalar havada olduğundan daha hızlı gerçekleşiyor. Çok mantıklı. Çünkü uçaklar gökyüzünde uçmak için yapıldı. İnsanlar ise Sani Zülcelal olan Allah'ı tanımak için yaratıldı. Sen de bu dünya uçağında yaratılış amacına göre hareket etmezsen yerde paslanan uçaklar gibi paslanacaksın. Hayatın arızalar, yıpranmalar, problemler ile dolup taşacak. Şu an kendi hayatına bak. Sence de öyle değil mi? Evet, evet öyle. Çünkü gönderiliş amacına göre hareket etmediğin için fıtratın arıza veriyor. Ama adeta gökyüzünde uçan uçaklar gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fıtratına uygun bir şekilde Sani Zülcelal olan Allah'ı tanıdığından dolayı hayatında arızalar, yıpranmalar, problemler olmasına rağmen dünyanın en mutlu insanı o. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılış amacını iyi biliyordu. Bildiği için gerekliliğini hayatı boyunca yaptı. Eğer sen de Allah'ı tanımak çabasına girirsen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi şu dünyada başına ne gelirse gelsin asla yıkılmazsın, yıpranmazsın. Aklın, kalbin her daim huzur içinde olur. Her musibetin üstesinden kalkabilirsin. Hem ne güzel demiş Üstad Bediüzzaman Hazretleri, onu tanıyan, itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Sen de dünyanı cennete çevirmek istiyorsan Rahim-i Mutlak, Hayyu Kayyum, El-Vekil, Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah'ı tanımaya çalış. Sen onu tanımaya çalıştıkça uçak gibi imanın yükselecek ve dertlerinin ne kadar küçük olduğunu göreceksin. Hatırla, uçaktaki arızalar ve yıpranmalar havada olduğundan daha hızlı gerçekleşiyor. Sen de imanını ne kadar güçlendirirsen hayatındaki arızaları ve yıpranmaları bir o kadar hızlı atlatırsın. Ortalama 8 ay önce detaylı bir şekilde Allah'ı tanımaya başladım. Kainatı inceleyerek esmaları okumaya çalışıyorum. Gerçekten kendi hayatımda defalarca test ettim. Çok faydasını gördüm. Evet, şu an yine başımda birçok dert var ama problem etmiyorum. Kendimi üzmüyorum. İstemsiz bir şekilde motive oluyorum. Çünkü biliyorum ki beni benden daha çok seven, değer veren, benimle ilgilenen Rahim, Kerim bir Rabbim var. O benim bütün işlerimi halleder. Bakın, fizikte bir kural vardır. Cisme uygulanan F kuvveti ne kadar ise o cisim ona göre hareket eder. Eğer o cisme uygulanan F kuvveti bitmez, tükenmez ise ve o kuvvetten daha büyük bir güç yok ise o cisim asla durmaz. O cisim sensin. Eğer F kuvveti olarak gücü, kudreti bitmez, tükenmez, elmelik olan Allah'a dayanırsan yıldırımın uçağa zarar veremediği gibi hiç kimse sana zarar veremez, seni üzemez, seni kıramaz, hiçbir dert seni yıkamaz. Haydi şu an ne vaziyette olursan ol, yeniden ayağa kalk. Bugün gözlerini dünyaya açtıysan Allah'ın seninle ilgili bir planı var demektir. Eğer olmasaydı sence gözlerini bugün dünyaya açabilir miydin? Elbette açamazdın. Kendine gelebilmen için sana defalarca mesajlar yolluyor. Artık bunları göz ardı etme. Senin için her gün tüm kainatı nakış nakış dokuyan, hizmetine sunan Sani Zülcelal Rabbin seni bekliyor. Kendine yeni sayfalar açma vakti geldi. Sana hediye olarak verilen ömrünü iyi değerlendir. Bu dünya havaalanında senin de uçağın kalkacak. Ama normal uçaklar gibi vakti ve saati belli değil, ansızın kalkacak. Bu dünyaya bir defa geldin, bir daha gelmeyeceksin. Vaktini iyi değerlendir. Senin uçağın kalktı mı, geri dönüşü olmayan uzun bir yolculuğa gideceksin. Pişman olmak istemiyorsan erteleme. Bugünden harekete geç.